Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Deniz ben. Sizlere Moab, Utah'tan, Amerika'dan selamlarımı iletmek isterim. Yaklaşık 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum. A2 statüsüyle. A2 statüsünü alırken ve aldıktan sonra edinmiş olduğum tecrübeleri, bazı anekdotları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 3 yıl önce geldiğimde ikinci gelişimde Amerika'ya. Bir iş kurabilir miyim, ne tür bir iş kurmalıyım diye aslında biraz araştırma yapıyordum. Birkaç eyalet ve şehir gezdikten sonra Moab, Utah'ta karar verdim. Çünkü burası küçük bir community, aynı zamanda turizmin olduğu güzel bir cazibe merkezi. Öncelikle biraz gezindim, ondan sonra araştırmalar yaptım. Tabii ilk olarak aklıma daha önce adını duymuş olduğum SBA, Small Business Administration geldi. Kapılarını çaldığımda çok sıcak karşıladılar. Bana öncelikle buyur ettiler. Ne yapmak istediğimi sordular. Ben de detayları anlattım. Business plandan, ne tür işlere yatırım yapabileceğimi, elimdeki kapitalin hangi işlerde yeterli olacağıyla ilgili ön bilgiyi aldıktan sonra biraz şehri inceledi. Sonra aslında özel keyfimin olduğu kahve sektörüyle ilgili hiçbir zaman düşünmezdim bir gün profesyonel işim olacağını. Bir adım atma kararı aldım. Küçük bir food truck. Ondan sonra hemen ikinci, altıncı ayında bir food truck daha. Onun hemen akabinde de geçen 4 ay önce bir coffee shop açmak şansını yakaladım. Bunları tabii yaparken muazzam süreçler, muazzam yoğunluklar yaşadık. Özellikle bir önceki Amerikan başkanı döneminde, yani immigration işlerinin biraz böyle uzadığı, çok çok detaylı tek tek incelendiği dönemde bunu alabilmek de ayrı bir aslında anekdot oldu. Fakat söylemek istediğim burada birkaç öncelikle herkesin kafasını kurcalayan bir detay var. Genelde bana telefonla uğraşıyorlar ya da YouTube kanalından geliyorlar. Hep diyorlar ki Hüseyin Bey, vizeyi alırken nasıl yapmalıyız işte? Kırmızı mı giyelim, mavi mi giyelim, saçlarımı yana mı tarayayım? Ben genelde şöyle söylüyorum arkadaşlar. Web sitesinde ya da işte konsolosluğun sitesinde ne istiyorlar bu vizenin? Ama turist vizesi olsun, ama iş vizesi olsun ya da diğer statülerde. 4 tane, 5 tane, 10 tane neyse o maddede olması gerekenleri yapmak aslında yeterli oluyor. Çünkü ben değerlendirilirken sizin kaşınızın, gözünüzün, giydiğinizin, sakalınızın, saçınızın önem taşımadığını düşünüyorum. İstenilen belgeleri olduğu gibi iletebiliyorsanız yeterlilikte, akabinde sadece karşı tarafın onayını beklemekte fayda var. Ama şehir efsaneleri çok dönüyor. Bu yine E2 vizesiyle ilgili de çok talep ve aynı zamanda soru geldi. Bunlarla ilgili de aynı açıklamaları yaptım. Olması gereken, organizasyonda dikkat etmeniz gereken en nihayetinde ben E2 statüsüyle kaldığım için onunla ilgili biraz detay vereceğim. Mesela iyi bir avukatınız, iyi bir muhasebeciniz, iyi bir iş planınız ve yapacağınız işe yeterli kapitaliniz varsa bununla ilgili bahsettiğim gibi Small Business Administration, ama küçük ama büyük, girişimcilere gerçekten el uzatan, Türkiye'deki karşılığı böyle COSGAP aslında bir nevi, ücretsiz araştırma, data ve şirketle ilgili birçok konuda size yardımcı oldukları için girilebilecek en önemli yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu gerçekten dikkate almanızı tavsiye ederim. Altında özellikle çizmek istiyorum. Bulunduğunuz her bir ilde ya da eyalette muhakkak bir SBA yetkilisi var. Kapıları çalmanızda fayda görüyorum. İkincisi, atıyorum 50 bin, 100 bin, 200 bin ne kadarsa kapitaliniz, yatırım yaparken bir 8-10 bin doları vermekten kaçınan ya da sonu nereye gideceği bilinmeyen, kendi başına vize başvurusu gibi bazı işte konuları soranlar oluyor. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Profesyonel immigration işleriyle ilgili bir avukatla çalışmanızda fayda görüyorum. Çünkü kanunlar her an tazelenip yenilendiği için, özellikle son 5 yılda hemen hemen her gün bir değişiklik geldiği için, siz bunu bu işin profesyoneli kadar takip edemeyeceğinizi düşündüğüm için muhakkak orada verilecek cüzi rakamdan kaçınmamanızda fayda var. Yani büyük resme bakmak lazım. 50-100 bin yatırırken orada 3-5 bin doların bence gerçekten önemi yok. Hatta size birçok da karşılığı var profesyonel anlamda, hizmet ve servis anlamında. Bunun yanı sıra neden bilmiyorum ama mevcut gidilmesi gereken yolun hep dışında şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz, olması gereken yolun dışında gitmeye çalışan ya da kısa yoldan gitmeye çalışan arkadaşlar var. Ben edindiğim tecrübe dahilinde Amerika'nın böyle bir yer olmadığını kesinlikle baştan beri biliyordum. Zaten bunun için de buraya gelmedik. O yüzden olması gereken neyse rutin yol, bunu takip etmenizde fayda var. Çünkü siz bir taahhüt veriyorsunuz bu ülkeye gelirken, ama turist ama yatırımcı.
Ve bu vermiş olduğunuz taahhütün arkasında durmanız lazım. Başvurduğunuz statüyü çok iyi incelemeniz lazım. Evraklarını, ekipmanları, yapacağınız işle ilgili araştırmayı çok iyi gerçekten araştırmanızda fayda var. Yani hiçbir şey oturunca kendiliğinden gelmiyor. Bunları sizinle özellikle paylaşmak istedim. Bir diğer konu da ticaret. Amerika'da çok farklı bir ticaret anlayışı var. Gerçekten misafir memnuniyeti çok önemli. Vermiş olduğunuz hizmet servisle birlikte güler yüz ve olması gereken gerçekten ürün kalitesini sunduğunuzda başarısız olmanız için bir sebep göremiyorum. Ben buranın fırsatlar ülkesi olduğunu düşünüyorum. Çalışanın ne kadar çok çalışırsa o kadar çok kazandığını düşündüğüm bir ülke olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da ispat etti kendisini. Bizler gerçekten beklemediğimiz hızda büyümekteyiz. Yaklaşık 3 yıl oldu. Bu 3 yıl içerisinde 3 tane farklı iş yerine ulaştık. Ve 4. bir tane de bir başka eyalette 2 genç girişimci arkadaşa yardımcı olduk. Onların kurulumunu yaptık. Sadece şöyle söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda gerçekten adım atmakta korkmayın. Çünkü iş hayatından bir başka yaşadığım güzel enstantane. Burada insanlar belki sizin limitlerinizin ya da kapitalinizin yetmediği iş sahibi olabilirler. Ama siz bu işin peşine düştükten sonra o insanlar o bütçede olmasanız bile size bu konuda şans verip taksitlendirme yoluyla size iş yerlerini devredip uzun sürede geri ödemesini alabiliyorlar. Dolayısıyla bu tür fırsatları iyi kovalamakta fayda var. Lokasyon yapacağınız işle ilgili çok önemli. Networking çok önemli. Dil bilmeden gelsem işte şöyle olur mu diyen arkadaşlar var. Bu konuda tabii ki cesaretlerini kırmak istemem. Ama ne kadar çok Amerika'da İngilizce bilginiz var ise o kadar çok masrafınız, yapacağınız işler çok daha hızlı gelişebilir. Bu konuda da gelmeden önce fırsatınız varsa tabii ki dilinize, kendi adınıza yatırım yapmanızda fayda görüyorum. Ha bu olmazsa olmaz değil, dil bilen birilerini tutup kendi adınıza servis hizmet alabilirsiniz. Ama dediğim gibi konuyu biraz daha yakın ve iyi takip etmek istiyorsanız bu konuda da gelişiminiz bence çok önemli. Amerika'da yine IRS diye bizim vergi dairesi adını verdiğimiz bir kurum vardır ki çok önemlidir. Israrla bunun üzerinde durmak istiyorum. Her yerde aksaklık olsun, belki yanlış yapılabilir ama vergi beyannamenizde ve vergiyle ilgili işlerinizde sakın ola ki hiçbir atlama yapmayınız. Bu konuya çok hassasiyet, ehemmiyet gösteriniz. Çünkü IRS'in gerçekten hiçbir hafife alınacak ya da şaka yapılacak tarafı yok. O yüzden işlerinizi çok yakın takip edin. Bu da iyi bir muhasebecinizin olması gerektiği konuda sizlere gerçekten ışık tutabilir. Benim bugüne kadar edinmiş olduğum tecrübeler ve sizlere vereceğim tavsiyeler genel çerçevesiyle bu şekilde. Hüseyin Deniz adında bir tane YouTube kanalım var. E2 statüsüyle ilgili bugüne kadarki tecrübelerimde daha farklı detaylar sormak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Sizlere çok güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve her şey gönlünüzce olsun.